Yumurta hücrelerinin dondurmasının üstünlükleri nedir veya yumurta hücreleri dondurmak gerekir mi? Şimdi şöyle, yumurta dondurmak deyince biz aslında aklımızda ilk gelen şey aslında embriyo dondurmaktır. Şimdi embriyo dondurmak ya o ay 14'ten fazla folikül üremiştir, yani östrojen değeri yükselmiştir. Biz embriyoyu o ay küçülmek istemeyiz. Bir sonraki aya erteleriz çünkü hem hamilelik şansımızı azaltmamak adına hem de riskleri artırmamak adına. Peki başka ne sebeple biz dondurma işlemlerini yapıyoruz? Yumurta dondurma. Bunu hangi hallerde yapıyoruz? Genel olarak baktığımız, Allah korusun, bir harçenk durumunda ileride uşak sahibi olmayı planlaştıran kadına biz tedavi muayene öncesinde yumurtaları topluyoruz ki harçenk tedavisine bağlı oluşabilecek yumurta ziyanını ortadan kaldırmak, elimizde yumurtalar donmuş şekilde olsun diye. Bunun haricinde şu an hamile kalmayı planlaştırmıyor ama 4-5 sene sonra artık 35-40 yaşlara geldiğinde hamilelik planlaştıran kadınlarda şu an rezerv iyiyken biz oradaki rezervden yumurtaları topluyoruz ve ileriki yıllarda ne zamanki hamilelik istedi o zaman yumurtalarını kullanarak hamilelik şansını artırmış oluyoruz.